Arkadaşlar merhaba. Şimdiki videomuzda bir enjeksiyon makinesi üzerinden göstermeye çalışacağım. Şöyle bütününü almaya çalışayım. Kalıbımız bağlı ve şu anda makinamız çalışıyor. Hızlı bir şekilde bu kısımlarını tanıtmaya çalışayım. Arka blok kısmı ve şuradaki haznemizin olduğu yer. İçerisi polietilen malzeme. Siyah renkte de görmüş olduğunuz siyah bir ürün çıkartacağımızdan dolayı da boya maddesi. Kalıp 1, kalıp 2 yağ deposu ve ocak hazneleri için ekranda görmüş olduğumuz yerler soğutma görüntüleri. Şu kısımda da 3 adet ısıtıcımız var gördüğünüz gibi. Burası dijital ekranımız. Erkek ve dişi kalıbımız ekranda şu anda birbirine öpüşmüş durumdalar. Kalıbı birbirinden ayırma zamanını 25-26 saniye gibi bir zaman dilimi olarak belirledik. Ekranda sizler de görün istiyorum. O yüzden bekliyorum şu aşamada. Kalıpların birbirine ayrıldığını. Ürünü aşağıya bıraktı gördüğünüz gibi. Üretmiş olduğumuz ürün de şu an elimde göstermeye çalıştığım okullardaki öğrenci sıralarının, sandalyelerin alt pabuçları ve piston gövdeleri, pistonlarımız, içerisindeki yağ hortumları ve kanallarımız gördüğünüz gibi hareket ederken de görelim biliyorum. Evet, şu anda geri çekildi. Tekrar basıyor. Bu kısma da komple redüktör kısmı diyoruz. Alt tarafta yağ haznemiz. Sistem tamamen hidrolik, servo hidrolik valflerle çalışıyor. Şu anda burada görmüş olduğunuz ünitemiz de soğutucu ünitemiz. Sürekli devir daim yapan, içerisini kalıpları pislenmemesi için temiz suyla barındırmanız gereken bir ünite. Havalandırma bacasıyla dışarıya bağladık. Oradan devir daim yapan su şu anda ekranda göstermeye çalıştığım dişi kalıbın ve erkek kalıbın üzerindeki hortumlardan kalıbın içerisine şuradaki ocak dediğimiz kısmın olduğu yerleri soğutma işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonraki videolarımızda basacağımız malzemenin özelliklerine göre MicroStar ekranındaki menü ayarlarını, sıcaklık ayarlarını da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şöyle makinenin de etrafını bir size gezdirmeye çalışayım. Kalıbımızı yeni bağladık. Yeni bağladığımızdan dolayı yan taraftaki güvenlik kapaklarını henüz devreye sokmadık. İç kısımları gösterebilmek istedim. O yüzden de kapak sivişlerinin olduğu yerleri şöyle bir telle, basit bir telle bağladık. Şu kısımda bir cetvelimiz var gördüğünüz gibi. Bu cetvelde malzeme dolumu esnasında belirlemiş olduğumuz gramaj kadar ürünü hazne içerisinde sisteme çekilmesini sağlıyor. Şimdi göstereyim. Evet, bakın sıfıra geldi. Şu anda dolumu yapıyor. Yaklaşık 40 gramlık bir dolum gerçekleşti. Şuradan menü tuşuna basarak ekranı da size böyle göstermeye çalışayım. Evet, bakın fiziksel olarak da yapılan iş burada gözüküyor. Şuradaki kısım hareket bilgisinin olduğu yerde önce enjeksiyon yazdı. Şu an yükleme işlemi gerçekleştiriyor. Mal alma pozisyonuna geçti.
Yere inmiş ve mal soğuma zamanı. Evet, mengeni açma ve kanalın aşağıya bırakılması. Zaten onu az önce gördünüz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.